Merhaba sevgili arkadaşlar. Videolara hoş geldiniz. Bugün konumuz ortalama problemleri. Öncelikli olarak her zamanki gibi özelöğrenci.com'dan kısaca bahsetmek istiyorum. 2012 yılından bu yana sizlere ücretsiz video ders notları paylaşıyor arkadaşlar. PDF'lerinde yine sitemizde bulabileceğiniz bir sürü videomuza ulaşabilirsiniz ve tamamen ücretsizdir. Linkini yine açıklama kısmında paylaşıyorum. Lütfen bir ziyaret edin. Evet şimdi arkadaşlar geldik. Öncelikli olarak aritmetik ortalama nedir? Günlük hayatta çok sık kullanırız. Örnek veriyorum işte okulda sınavlara gireriz. Birinci sınavdan işte diyelim ki 40 aldık. İkinci sınavdan 50 aldık. Ya hocam üçüncü sınavdan kaç alırsak ortalamam işte 60 gelir mesela. Böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Ya da işte 55 almak için kaç almamız gerekiyor gibi. Bunları hesaplama noktasında kesinlikle önemli bir durum. Peki aritmetik ortalama genel olarak ne çoğumuz kullanmamıza rağmen ne olduğunu bilmeyiz arkadaşlar. Aritmetik ortalama kaç tane terimi topluyorsak onları toplayıp terim sayısına bölmemiz lazım. Yani biz 3 tane sınava girdiğimizde ortalamamızın arkadaşlar 60 olmasını istiyorsak 3 tane sınavın sanki sonucu 60'mış gibi düşünülebilir. Dolayısıyla 3 tane 60'ı topladığımızda ne yapacak? Burası 180 yapacak. Yani şu 3 sınavın toplamının 180 olması için Zaten ikisinden toplam 90 almış. O halde 180'den 90 çıkartırsak demek ki birinci sınavdan 40, ikinci sınavdan 50 alan bir öğrenci eğer mümkünse üçüncü sınavdan 90 alsın ortalaması 60 gelmiş olur. Dolayısıyla arkadaşlar aritmetik ortalama demek terimleri toplarsınız ve terim sayısına bölersiniz. Evet ilk örneğimize gelecek olursak burada bir öğrenci matematik sınavlarının ilk ikisinden 20 ve 35 almış demiş yazalım. Bu öğrencinin not ortalamasının 50 olması için 3. sınavdan kaç alması gerekir? Yani istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. 1'den aldı, 2'den aldı. 3'ten x alsın. Toplam 3 tane sınav 3'e bölelim. Eşittir. Ortalaması 50 olsun da diyebilirsiniz. Ya da arkadaşlar şöyle düşünün. 3 sınavın ortalaması 50 demek sanki 3 sınavdan da 50 almış gibi düşünülebilir. Dolayısıyla toplarsınız buradan 150 gelmiş olur. Toplamda e, toplayacağı yani 3 tane sınavdan 150 toparlaması lazım. 1'den 20 almıştı. 2'den 35 aldı arkadaşlar. Toplarsak 55. Ben yine daha insaflı davrandım. Şimdi 150 olması için demek ki 3. sınavdan kaç alması gerekiyor? 95 alması gerekiyor. İnşallah alır diyelim. Kolay da bir şey değil. Özellikle şu notları kıt olan öğretmenlere de buradan sistemlerimizi bir iletelim. Evet. Bir gruptaki kızların yaşları ortalaması 21. Erkeklerin yaşları ortalaması da 26'dır demiş. Bu gruptaki kızların sayısının erkeklerin sayısının oranını vermiş bize. O halde x diyelim, buna da x diyelim. Önce kızlar dediği için arkadaşlar, kızların sayısı üste görmüş olduğumuz 2xken, erkeklerin sayısı arkadaşlar altta görmüş olduğumuz 3x'tir. Şimdi şöyle düşünün, bunları mesela diyor ya, yaş ortalaması 21 diyor ya, her biri sanki 21 yaşında. O şekilde düşünebilirsiniz. Toplamda arkadaşlar kızların yaşları ortalaması 21 diyorsa, her bir kız 21 yaşında. O halde kızların yaşları toplamına bakacak olursak, 2 xe ne yapacağız arkadaşlar? 2x kişi her biri 21 yaşında gibi düşünebiliriz. Ve arkadaşlar erkeklerin yaşları ortalaması 26'dır diyorsa o halde her bir erkek ortalama 26 yaşında demek 3x tane erkek yaşları toplamı 3x çarpı 26 olacak. O halde bu ikisini toplarsak gruptaki yaşlar toplamı bu olacak arkadaşlar. Diyor ki bu grubun yaş ortalaması kaçtır? Bölü diyorum toplamda grubumda 5x kişi var. O halde hemen bu işlem arkadaşlar bir yapalım. 2 ile 21'i çarptık buradan 42x geldi. Artı Hemen 3 ile de 26'yı çarptık buradan arkadaşlar. Ne geldi? 78 geldi. Evet burada da x'imizde yazdık. Bölü alt tarafta da 5 x'imiz var. 42 ile 78'i topladığımızda ne yaptı? 120 x geldi bölü 5 x. Burada x'leri sadeleştirirsek 120 bölü 5'ten aradığımız yanıt buradan 24 olarak bulunmuş olur. Ve geldik bir diğer sorumuza. Yaş ortalaması 27 olan bir topluluğa Yaş ortalaması 35 olan 8 kişi katılıyor. Son durumda bu topluluğun yaş ortalaması 29 oluyor. Başlangıçta bu toplulukta kaç kişi vardır? Başlangıçta arkadaşlar x kişi olsun. Yaş ortalaması 27 ise başlangıçtakilerin yaşları toplamı x çarpı 27'dir. Peki buna yaş ortalaması 35 olan 8 kişi arkadaşlar katılıyor. Artı ortalaması arkadaşlar 35 ve 8 kişi. Sanki her biri 35 yaşındaymış gibi düşünebilirsiniz. 8 kişinin her biri de 35 yaşında. Bu da sonradan katılan kişilerin yaşları toplamı arkadaşlar olacak. Peki buradan devam edecek olursak hemen ne söylüyoruz? Son durumda toplam buradaki kişi sayısı başlangıçta x vardı. Sonradan 8 geldiğine göre kişi sayımız x artı 8 oldu. Eşittir. yaş ortalamamız en son kaç olmuştu arkadaşlar? 29 olmuştu. Biz de başlangıçta kişi sayısını yani x'i istemiş. O halde hemen bunu karşılayacağız işler dışa çarpımından. Öncelikle 27 tane x burada var. Artı 8 ile 35 çarptık. 8 kere 5'ten 40 geldi. 8 kere 3'ten 24. 4 delde de vardı. 28 gelecek. Eşittir. 29 da x'i çarptık. 29 x. 29 8'i çarpalım. 8 çarpı 9 72. Elde var 7. 8 çarpı 2 16. 7 de burada arkadaşlar. 23 gelecek. Dolayısıyla 27x buraya geldiğinde sağ tarafta 2x kaldı. 232 buraya geldi de burada 48 kaldı. Dolayısıyla aradığımız x yanıtı buradan 24 olarak bulunmuş olur. Ve geldik arkadaşlar ortalama problemleri. Birinci sorumuza bakalım. Bu sorumuzda arkadaşlar 5 arkadaşın boylarını bize vermiş. Bu 5 arkadaşın boyları ortalamasını sormuş. Gayet basit bir soru. Evet birinci arkadaş artı ikinci arkadaş artı üçüncü arkadaş artı dördüncü arkadaş artı beşinci arkadaş. Toplamda beş kişi olduğu için toplayıp beşe böleceğiz arkadaşlar. Şu üstteki sayıların hepsini topladığımızda 860 yapıyor. 860'da beşe bölecek olursak aradığımız yanıt boylar ortalaması 172 santim olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda tabloda bir grafikteki öğrencilerin matematik sınavından aldıkları not dağılımı verilmiş. Buna göre demiş ki sınıftaki öğrencilerin not ortalaması kaçtır? 2 kişi 20 aldıysa toplam buradan kaç puan gelmiştir? 2 çarpı 20'den 40 puan. 8 kişi 40 aldıysa 8 çarpı 40'tan buradan gelen notların toplamı 320. 5 kişi 60 aldıysa 5 çarpı 60'dan buradan 300. 4 çarpı 80'den buradan yine 320. Ve 1 çarpı 100'den buradan 100 geldi. Peki kime böleceğiz? Sınıfta toplam kaç kişi varsa toplayalım. 2, 8 daha 10, 5 daha 15, 19 ve 20 kişi arkadaşlar böleceğiz. Bu sayıların hepsini topladığımız takdirde üst taraf 1080 geliyor. Alt tarafta arkadaşlar o da 20. Sadeleştirecek olursak 108 bölü 2'den 54. Evet nihayet <laughs> bir tane Sakarya'yı bulduk. Az önceki 172 idi. Burada ama plakayı bulduk ve Sakaryalılara selam olsun. Evet hepsi benim hemşerimdir. Gerçi her yerdeki öğrenci kardeşlerimiz bizim hemşerimiz ama olsun yine de mevcut bulunduğumuz şehirdekilere de ailiyeten bir selam hak ediyorlar. Bir sınıftaki kızların sayısı erkeklerin sayısının 3 katıdır demiş arkadaşlar. Kız sayısının o zaman erkek sayısının 3 katı diyeceğim. Dolayısıyla erkeklere x dedim. Kız sayısı da 3x oldu. Sınıftaki kızların boy ortalaması 1.65 yani 165 santim. Bir kız 165 ise 3x kız 3x çarpı 165'tir arkadaşlar. Erkeklerin boy ortalaması 185 bayağı uzunmuş arkadaşlar. Bir tane erkek 185 ise x tane erkek de x çarpı 185'tir. Bu kızların boyları toplamı bu erkeklerin boyları toplamı. Eğer ikisini toplarsak sınıftaki herkesin boyunun toplamı. Peki sınıfta kaç kişi var? 3x artı x'ten 4x gelecek. Üstteki arkadaşlar sayıları yani 3 ile 165 çarptığımızda 495x gelecek. Artı 185x bölü 4x. Bu ikisini topladığımız takdirde buradan 680x gelecek. Bölü 4x. X'leri burada götürdük. 2'ye bölsek 340. Bir daha 2'ye bölsek aradığımız yanıt buradan 170 santim olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt A seçeneğidir. Dördüncü sorumuzdayız. 5 kişilik bir arkadaş grubunun yaşları ortalaması 15'tir. Dolayısıyla arkadaşlar 5 kişi var sanki her birisi 15 yaşındaymış gibi. 5 ile 15 çarparsak şu anda yaşları toplamını bulmuş olduk. Bu 5 kişiden birisi 11 yaşında olduğuna göre eksi 11 yaptığımızda bu bir kişiyi çıkartmış olduk. Son durumda geriye kalan 4 kişinin yaşları toplamıdır bu. Buna göre kalan 4 arkadaşın yaşları ortalamasını sormuş. 5 ile 15 çarptık 75. 75'ten de 11'i çıkartacak olursak 64. Kalan 4 kişinin yaşları toplamı 64. O halde yaşları ortalamasını soruyorsa o halde kaç kişi varsa o sayıya bölüyoruz. 64'e 4'e bölecek olursak 16 bu da Bursa'nın plaka kodudur. Ve geldik 5. sorumuza. Bir, bir meteoroloji istasyonunda bir kentin 5 günlük hava sıcaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. şu 1 olsun şu B de küçük olsun arkadaşlar. Burada bu 5, bu kentte 5 günlük ortalama sıcaklık 27 derece olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. Dolayısıyla bu sayıları toplayacağız ve toplamda 5 gün olduğu için 5'e böleceğiz. 30, 62, 85, 26'dan ne yapar arkadaşlar? 105 ve 111 yapacak. Evet. Bilinen sayılar 111. Bir de burada x'imiz var. Toplam 5 gün var. Ortalama sıcaklığımız da 27. 27 ile arkadaşlar 5'i çarpacağız. 111 artı x eşittir gelecek buradan. Evet 27 ile 5 çarptığımız takdirde 135 yapacak. 111'i karşı tarafa attığımız takdirde x buradan ne gelir? 24 olarak bulunmuş olur. Yani Erzincan'ın plakası. Ve arkadaşlar geldik 6. sorumuza. Evet buradaki sorumuzda da Ömer bir hafta boyunca her gün deneme çözmüş ve her denemede 3 net arttırmıştır. Bir haftalık net ortalaması 56 olduğuna göre en çok net yaptı denemede kaç net yapmıştır diye arkadaşlar sormuş. Şimdi arkadaşlar bir hafta boyunca burada bahsetmiş yani 7 günden bahsetmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ee, eski usul çözeyim. Basit düşünerek çözeceğim arkadaşlar. Denklem kurmayacağım. Net ortalaması 56 dediğine göre haftanın tam ortasında olan yani şurası 56 gün olacak arkadaşlar. Madem 3'er net arttırmış ya. 3 net arttırsa 59. 3 arttırsa 62. 3 artırsa arkadaşlar 65 gelecek. Yani bu da Van'ın plakasıdır. Ve geldik 7. sorumuza. Bilmiyorum bu arada yanlış plaka söylersem lütfen beni uyarın arkadaşlar. Evet pek sanmıyorum öyle bir şey olacak ama bazen dil sürçebiliyor. Bir futbol kulübündeki oyuncuların sayısı ve yaşları aşağıda verilmiştir. Bir maç için seçilen 11 oyuncunun yaş ortalaması 17 olduğuna göre seçilmeyen oyuncuların kaç tanesi 18 yaşındadır diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak 17 yaşında olanları zaten görüyorsunuz değil mi? Burada sıkıntı yok. Peki toplamda ne olması lazım arkadaşlar? 11 oyuncu seçeceğiz ve bunların yaşları arkadaşlar ortalaması 17 olacak. Şimdi zaten bunlar 17. Yani buradaki 8 kişinin hepsini alsam da zaten bunların yaş ortalaması 17. Ama bunun 16, 18 olmasının mantığı şu. Bir tane bundan, bir tane bundan aldığınızda 16 ile 18 yani iki kişi aldığınızda toplam 34 oluyor ya. İkisinin yaşları ortalaması ne olacak arkadaşlar? O da 17 gelecek. Yani bir tane ikilikten buradan arkadaşlar bir kişi aldığımızda şöyle gösterelim. Bir tane de bu 15 kişinin içerisinden bir kişi aldığımızda şu anda iki kişi aldık. Bunların yaşları ortalaması 17 oldu. O halde iki kişi olduğuna göre 2 tane 17 diyebiliriz. Toplamda arkadaşlar ne yapacakmışız? 11 oyuncu seçecekmişiz. Biz bu durumda ne yaptık? 2 oyuncu seçtik. Şimdi 11 oyuncu seçmek için burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Burası arkadaşlar tek bir sayı. 11 tek sayı. Yani örnek veriyorum. 2 kişiyi buradan aldım diyelim. Okey. 8 kişi de direkt 17 yaşında olan kişilerden alsam arkadaşlar. 2 kişi buradan. 8 de buradan alsam. Ne oldu arkadaşlar? Toplamda 2, 8 daha 10 kişi ama toplam 11 kişi alacaktım. E sonuçta benim 17 yaşında olan su en fazla kaç kişi var arkadaşlar? 8 kişi var. Demek ki yemedi. O halde ne yapacağız? Buradan bir kişi daha alacağız. Buradan bir kişi daha alacağız. Toplamda ne oldu arkadaşlar? Buradan da yine yaşı yani toplamda hani şöyle düşün 16 ve 18 yaşındaki iki kişiyi de aldığımızda yaşları 17 oldu ya arkadaşlar ortalaması. Onlara da 17-17 yazayım. Yani şu anda 4 kişi var. Bakın 4 tane 17 var gibi düşünebilirsiniz. Şuradan 2 kişi vardı. İkisini de aldık. Buradan da 2 kişi aldık. Şu an 4 kişi aldık. Bunların yaşları ortalaması 17. Toplam kaç kişi var arkadaşlar burada? 4 kişi var. Peki bu 4 kişiyi aldıktan sonra 11 kişi olması için kaç kişiye daha ihtiyacım var arkadaşlar? Tabii ki 7 kişiye daha ihtiyacım var. 7 kişiyi de direkt bu 17 yaşındakilerden alıyorum. O halde şöyle bu 2 kişiden 2 kişiyi de aldım. Buradaki 8 kişiden 7 kişiyi de aldım. 15 kişiden arkadaşlar 2 kişiyi aldım. Bu durumda zaten şurada ve şurada alacağımız kişilerin yaşları ortalaması zaten 17. Toplam 11 kişiye tamamlamak için arkadaşlar buradan da 7 kişiyi almış olduk. Soru şu seçilmeyen oyunculardan kaç tanesi 18 yaşındadır diye sormuş. Dolayısıyla arkadaşlar burada toplam 18 oyuncu vardı. Biz bunun 2 tanesini aldık. Düzeltiyorum. 18 yaşında olan toplam 15 oyuncu vardı. Biz bunun 2 tanesini aldık. Dolayısıyla geriye 13 tane oyuncu kalmıştır arkadaşlar. 13'te bu arada nerenin plakasıydı? Bitlis. Evet 12 Bingöl 13 Bitlis. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Evet geldik arkadaşlar. Bir diğer sorumuza 8. sorumuza bakacak olursak. Terimleri birbirinden farklı birer doğal sayı olan ve artan olan bir dizinin ilk yeri terimini bize vermiş. Bu sayıların aritmetik ortalaması 12 olduğuna göre A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır diye sormuşuz. Öncelikli olarak elimizde kaç tane sayı var arkadaşlar? Bakalım 7 tane terim var. Aritmetik ortalaması 12 olduğuna göre 7 ile 12'yi çarpacak olursak buradan 84 bulacağız ya. Şu sayıların hepsinin toplamı 84'tür. Öncelikli olarak arkadaşlar hemen şuna bakalım. Burada topladığımız takdirde 3 ile 4'ü topladık. 7, 8 daha 15 yaptı arkadaşlar. Sonra 15 daha 30 yaptı. Şu anda buradan ne yapabiliriz? 30'u çıkartabiliriz. 84'ten 30'u çıkartacak olacak olursak Evet 54 kalmış oldu. Yani şuradaki 3 tane sayının toplamının ne olması lazımmış arkadaşlar? 54 olması gerekiyormuş. Şimdi buradaki durumda A artı B toplamının en büyük olması için şimdi artan olacak ya ben buradaki A sayısına ne yapmak zorundayım arkadaşlar? Büyük bir sayı vermem gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada A sayısını en fazla mesela kaç verelim? 14 versek ne olur? Şimdi A sayısına 15'ten küçük 14 verdiğimiz takdirde Buradan 14'ü çıkartalım arkadaşlar. Geriye kaç kalacak? Geriye 40 kalacak. Peki ben 40 sayısını hani 15'ten büyük iki sayı olacak şekilde arkadaşlar yazabilirim. E 40'ın yarısı kaçtır arkadaşlar? 19'dur. Ben bunu buraya 19 19 diye yazamayacağım için ne diye yazarım arkadaşlar? Düzeltiyorum 40'ın yarısı 20'dir. E 20 20 diye yazamayacağım için 19'a 21 diye yazarım. Toplamları 40 olsun ve küçükten büyüğe doğru arkadaşlar devam etmiş olsun. Dolayısıyla burada arkadaşlar alacağımız değer için yani A sayısına 14 dedik. Ve görüyorsunuz küçükten bir doğru sıralandığında B sayısı o halde 19 olacak. C sayısı da 21 olacak. A sayısı 14'tü. O halde en fazla olması için 15'i e geçemediğim için 14 verdim. Şu ikisinin toplamına kalan sayıyı buldum 40. 40'ı da 2'ye böldüm. Birbirine yakın olsun ki B büyük olsun. 20'ye 20 veremedim çünkü bu artandı. O halde 20'den bir küçük çıkarttım, 19 oldu. O halde burada da 21 kaldı. Bu durumda a 14, b de arkadaşlar 19 olduğuna göre ikisinin toplamını soruyorsa a artı b buradan 33. Şehrin ismi eskiden İçeldi, bu yüzden 33. Çünkü sonra İstanbul geliyor. Ama şu anda arkadaşlar 33 dediğinizde İçel diye bir şehir yok maalesef. Şehrin ismi Mersin. Evet geldik arkadaşlar 9. sorumuza. Bu soruda bize demiş ki ağırlıkları 92, 85, 81, 88, 86 ve 90 kilogram olan 6 kişilik güreş takımı turnuvalara hazırlanmak için bir kampa giriyor. Ve bu takımın turnuvaya katılabilmesi için kamp sonunda her bir sporcunun ağırlığının 85 kilogram olması gerekiyor. Bu takım turnuvaya katıldığına göre takımdaki güreşçilerin kamp sonundaki ağırlıkların ortalamasının kamp başlangıçtakine göre değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Evet şimdi arkadaşlar tekrar bakalım. Burada ne olmuş? Her bir sporcunun ağırlığı 85 kilogram olması gerekiyormuş. Tamam. O halde arkadaşlar buradan 85 olması için ne olur? 7 kilogram bunun zayıflaması gerekir. Bu kardeş zaten 85 kilogram. Bunun 4 kilogram alması gerekir. 85 olması için 3 kilogram vermesi lazım. 1 kilogram böyle yazmasına kadar kolay değil. Zayıflamak keşke kolay olsa biz de zayıflasak arkadaşlar. Evet bunun da 5 kilogram vermesi gerekir. Diyor ki bu takım turnuva katında göre takımdaki güreşçilerin kamp sonundaki ağırlıkların ortalamasını diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım toplamda burada nasıl bir değişim olmuş. 7 vermiş 3 daha vermiş. Şu verdiklerini üstünü çizelim. Toplamda 10, 15, 16 kilogram vermişler. 4 kilogram almışlar. 16 verip 4 aldıklarına göre arkadaşlar toplamda 12 kilogramlık bir azalma olmuş. Peki kaç kişi vardı burada? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ortalamasını bulacağımız için Buradan da ne gelecek? Eksi 2. Yani takım genel olarak ortalama olarak 2 kilogram zayıflamıştır arkadaşlar. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan B seçeneğidir. 10. sorumuzdayız. Birden başlayarak numaralandırılan bir kitabın son 9 sayfasının numaralarının aritmetik ortalaması 111 olduğuna göre bu kitap kaç sayfadır diye sormuş. Evet arkadaşlar ne demiş? Son 9 sayfası hemen yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bunun tam olarak ortası burası arkadaşlar. Ortalamasına 111 demiş. Kitap sayfası arkadaşlar birden başlayarak devam ettiği için ne olacak? Devamında 111 ya bu. 112, 113, 114 ve 115 sayfalık bir kitap olmuş olacak. Dolayısıyla arkadaşlar aradığımız yanıt E seçeneğidir. Geldik 11. sorumuza. Birden 40'a kadar numaralandırılmış 40 tane top var. A ve B kutularına dağıtılmış. Bu durumda A ve B kutularındaki topların numaralarının Aritmetik ortalaması sırasıyla 22,5 ve 20 oluyor. Buna göre B kutusundaki top sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar toplamda burada 1'den 40'a kadar numaralandırılmış 40 tane top var. Evet. Ve buradaki arkadaşlar numaraların aritmetik ortalaması demiş 22,5 ve 20 olmuş. B kutusundaki top sayısını sormuş. Öncelikle olarak arkadaşlar şöyle yapalım. B kutusundaki top sayısı x olsun. Toplamda 1'den 40'a kadar numaralandırılmış 40 top varsa Burada arkadaşlar 40 eksi x top vardır. Peki şimdi B'dekinin ortalaması 20 ise bunların toplamı x çarpı 20. A'dakilerin ortalaması 22 buçuksa bu da 22 buçuk çarpı 40 eksi x olacak. Şu anda numaraların hepsini topladık. Peki 1'den 40'a kadar olan sayıların toplamı nasıl bulunur? Bu da tabii ki toplam formülüyle yani nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Son terim çarpı bir fazlası bölü 2 formülüyle arkadaşlar bunu bulabiliyorduk. Peki hemen yapalım buradan. Ne gelecek? Bakalım. 22,5 dediğimiz sayı aslında şöyle yapalım. 22,5 bölü 10 yapalım. Düzeltiyorum. 225 bölü arkadaşlar 10 yapalım. Bunu rasyon olarak yazdık. Daha sonra ne yaptık arkadaşlar? Her iki tarafı da 5'e bölebiliriz. 225 sayısını arkadaşlar 5'e bölersek ne gelecek buradan? Hemen bölelim. 5 kere 4 20 çıkarttık 25. 45 geldi. Demek ki 45 bölü 2 evet. Burası 45 bölü 2 yaptı. Şurası da 40 e, eksi x artı 20 tane x var. Eşittir. Bunu da sadeleştirirsek 20 gelecek. 20 ile de 41'i çarpacak olursak 0'ı en sona yazalım. 41 ile 2'yi çarparsak buradan 82 gelecek. Yani 820. Daha sonra arkadaşlar 45 bölü 2 ile 40'ı çarpacak olursak 2 ile 40 sadeleştirir 20 kalır. 20 ile de 45 çarparsak 900 gelecek. 45 bölü 2 ile eksi x'i çarparsak eksi 45 bölü 2x artı burada da 20x'imiz var. Eşittir 820 yaptı. 820'yi bu tarafa attık. Burada 80 kaldı. Şu ikisine karşı attık. Bu zaten 22,5x demektir. Sonra bu da karşı tarafa attık. Eksi 20x oldu ya. Hani daha rahat çıkartırım diye. Burada çünkü 2,5x eşittir. 80 gelmiş olur. 2,5 dediğimizde arkadaşlar 5 bölü 2'dir bu şekilde yazabiliriz. Sonra 5'e böldük 1, 5'e böldük 16. İçler dışlar çarpımından 32 eşittir. X sonucunu bulmuş oluruz. Dolayısıyla aradığımız yanıt 32 o da Isparta'nın plaka kodudur. Ve geldik 12. sorumuza. 12 kişilik bir grubun yaş ortalaması 30'dur diyorsa 12 çarpı 30 bu gruptaki herkesin yaşları toplamı. Bu gruptan 4 kişi ayrılırsa yeni grubun yaş ortalaması 33 oluyormuş. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle düşünelim. 12 kişi vardı. 4 kişi ayrılıyorsa arkadaşlar geriye 8 kişi kaldı. Bu 8 kişinin yaş ortalaması 33 ise bu başlangıçtaki 12 kişi. Bu da arkadaşlar son durumda kalan kişiler. Eğer bunu buradan çıkartacak olursak çıkan 4 kişinin yaşları toplamını buluruz. Çarpacak olursak buradan 360 geldi. Eksi 8 kere 3'ten 24. 8 kere 3'ten 24. 2 de burada 26 gelmiş oldu. Çıkarttık burada 6 geldi. Çıkarttık buradan 9 geldi. Demek ki 96. Bu giden 4 kişinin yaşları toplamı arkadaşlar 96. Bize sordu giden 4 kişinin yaş ortalamasını. Sonuçta arkadaşlar 96 yaşları toplamıysa 4 kişi ayrıldıysa sadeleştirecek olursak aradığımız yanıt buradan 24. Yani yine Erzincan'ın plakası artık 24'ü öğrenmiş olun. Ve geldik 13. sorumuza. Burada da bir öğrencinin matematik dersindeki 3 sınavdan aldığı puanların ortalaması 73'tür. Her sınavdan 73 almış gibi düşünün. O halde 3 sınavdan aldığı notların toplamı 3 çarpı 73 yani buradan 219 olarak bulunmuş olacak. Peki sevgili arkadaşlar bize ne söylemiş? Bu öğrenci son sınavdan 87 aldığına göre ilk iki sınavın ortalaması. O halde notları toplamından son sınavda aldığı puanı çıkartacak olursak çıkarttık 2 geldi çıkarttık 3 geldi 132 geldi. Demek ki birinci ve ikinci sınavın notları toplamı 132. E sonuçta ilk iki sınavın ortalamasını soruyorsa bulduğumuz bu değeri arkadaşlar girdiği sınav sayısını yani ilk iki sınavın ortalaması toplamı 132 ise ortalaması 132 bölü 2'den 66. Bu da arkadaşlar Yozgat'ın plakasıdır. Evet. Yo Yozgat'a selamlar olsun. Osman abime Yozgatlı. Sanki böyle radyo programında gibi hissediyorum bazen. Geldik 14. sorumuza. Bir voleybol takımı yaş ortalaması 22 olan 6 tane sporcu ile oynarken yaşları bu arkadaşlar olan 3 sporcu oyundan çıkıyor. Şimdi arkadaşlar yaşları ortalaması 22 olan dediğine göre 22 çarpı 6 sporcu varsa 6. 6 kere 2'den 12. 6 kere 2 12 bir derde var. Yani şu anda sahada oynayan kişilerin yaşları toplamı 132. Bu arkadaşlar oyundan çıkıyorsa toplayalım. 24, 27 ve 31'i topladığımız takdirde buradan ne geldi arkadaşlar? 12, 4, 6 ve 8 gelmiş oldu burası. Dolayısıyla 82 olan 3 kişi çıktığına göre toplamda geride 6 kişi vardı. 3'ü çıktı. Geriye kaç kaldı burada arkadaşlar? 50 kaldı. Yani şu anda sahada oynayan 3 kişinin yaşları toplamı 50. Diyor ki bu sporcuların yerine 3 sporcu oynanıyor ve takımın yaş ortalaması da 19 oluyor diyor. Şimdi hemen şuna bakalım. Son durumda e, takımda 6 kişi var ve yaş ortalaması 19 ise 6 ile 9'u çarptık 54, 6 ile 1'i çarptık 6, 5 değerli vardı 114. Yani şöyle, son durumda arkadaşlar takımdaki e, yaşların toplamı 114. Peki e, bu arkadaşlar çıktıktan sonra takımda kalanların arkadaşlar yaşları toplamı da 50 olduğuna göre son durumdaki arkadaşlar şeyden <laughs> vallahi tekerleme gibi son durumdaki yaşları toplamından e, ikinci durumdaki yaşların toplamı yani sağda kalan 3 kişinin yaşları toplamını çıkartacak olursam buradan kaç kaldı arkadaşlar 64. Demek ki şöyle düşünün 1 2 3 kişi var. Bu arkadaşların yaşları toplamı 50 idi. Bu takıma 3 kişi daha girdi. Bu 3 kişinin yaşları toplamı arkadaşlar 64. Sonuçta toplam 6 kişi oldu. Bunların yaşları toplamda 114 oldu. Ve dolayısıyla ortalaması da 19 olmuş oluyor. Peki sevgili arkadaşlar soru ne? Oyuna sonradan alınan sporcuların yaşları toplamı. Yani bizden istenilen bu arkadaşların yaşları toplamı. Yani 64'ü yani uşağı bize soruyor arkadaşlar. Ve geldik 15. sorumuza. Burada da demiş ki bize 9 kız ve 16 tane erkek öğrencinin katıldığı bir sınavda kız öğrencilerin puan ortalaması 70, Erkek öğrencilerin puan ortalaması da 65'miş. Dolayısıyla arkadaşlar kızlara bakalım. 9 tane kız var ve kız öğrencilerin puan ortalaması 70 ise kızların aldığı notların toplamı bu. Artı erkeklere bakalım. 16 tane erkek var. Erkeklerin ortalaması arkadaşlar 65. Buraya gitmiş biraz torpil geçmiş. Sanki kızlar çok daha çalışkanmış gibi. Acaba gerçekten öyle mi? Yani Türkiye birincisiler, birincilerine baktığımızda çok mu daha fazla kız çıkıyor? Yoksa daha fazla erkek mi çıkıyor? Hadi bakalım bunları tartışalım. Bu videonun altına yorum olarak yazın. Sizce kızlar mı daha zeki? Erkekler mi? Yoksa kızlar mı daha çok çalışıyor? Erkekler mi? Bu sorunun lütfen cevabını alalım. Evet soru şu. Tüm öğrencilerin puan ortalaması kaçtır? Topluyoruz arkadaşlar hepsini. Ve burada toplamda 9 artı 16'dan 25 arkadaşlar böleceğiz. Ve bulacağız arkadaşlar. Şimdi 9 ile 70'i çarptığımızda 630 yaptı. Artı 16 ile de 65'i çarptığımız takdirde 1040 yaptı. Bölü bunu da 25'e bölüyoruz. Üst tarafı arkadaşlar toplayacak olursak 1670 gelecek. Bunu da 25'e bölersek yaklaşık olarak 68,8 gelmiş olacak arkadaşlar. Evet çok da yaklaşık olarak değil Direkt 68,8 gelecek. Hesap makinesi kullanıyorum arada. Bazen olur böyle şeyler. Evet tam olarak öyle gelmiyormuş. Şöyle baktığım takdirde 68,8 değil 66,8 gelecek arkadaşlar. Yani doğru yanıt buradan D seçeneğidir. Evet bunu artık bölersiniz. 16. sorumuzdayız. Aralarında metinin de bulunduğu 5 kişilik bir basketbol takımının boy ortalaması 1,9 metredir. Bu takımdan Metin e ayrılıp yerine boyu 1.95 olan bir oyuncu girdiğinde takımın boy ortalaması 1.93 metre oluyor. Buna göre Metin'in boyu kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada toplamda 5 kişi var. Metin dışında o zaman 4 kişi var. Bu 4 kişinin boylarının toplamına toplamına diyorum y diyelim. Metin'in boyu da arkadaşlar x metre olsun. Dolayısıyla ikisini topladığımızda x artı y boyları toplamı olur. Peki toplam kaç kişi var? 5. Bu da boylar ortalaması olur. O da bize 1,9 metre olarak verilmiş. Beşi karşıya attığımız takdirde buradan x artı y eşittir. 9,5 metre olacak. Demek ki takımın boyu toplamı. Peki daha sonra arkadaşlar ne olmuş? Bu takımdan metin ayrılmış ve yerine boyu 1,95 metre olan bir oyuncu girmiş. Şimdi metin dışındakilerin boyları toplamı y idi. Bunun yanına da 1,95 metre uzunluğunda bir oyuncu girmiş. Yine toplamda burada 4 kişi var. Burada bir kişi var. 5'e bölecek olursam bu da arkadaşlar yeni ortalama 1,93 metre olur diye söylemiş. O halde hemen ne yapacağız? Bir içler dışlar çarpma yapacağız. Buradan y artı 1,95 metre eşittir. 5 dedi 1,93 arkadaşlar çarpalım. 5 çarpı 3'ten 15 geldi. Evet burada çarptık 45 bir değer de var. 46'nın 6 elde var. 4. 5 kere birden 5. 9 delde 9,65 yaptı. Sonra 1,95'i karşılatacak olursak 9.65'ten 1.95'i çıkartıyoruz. Burada 0. Burada kaldı arkadaşlar 7. 8'den de 1 çıktı. 7.70. Peki biz burada y'yi biliyorsak x artı y'yi de biliyorsak buradan x'i arkadaşlar çekebiliriz. O halde hemen yapalım işlemimizi. O halde 9,5 yani tamamında ne yapacağız? y'ye yerine yazarak çıkartacağız. Çünkü x eşittir. 9,5 eksi y'dir. Yani 7,70 arkadaşlar çıkartacağız. Evet 5'ten 7 çıkarttık. Daha doğrusu 15'ten 7 çıkarttık. Burada 8 kaldı. Burada kaldı 8. 8'den 7 çıkarsa 1. Demek ki arkadaşlar bu kardeşin boyu 1,8 metre olarak bulunmuş olur. Geldik 17. sorumuza. Burada bir meteoroloji istasyonunda 30 gün boyunca yapılan ölçümlere göre demiş. İlk 18 günün sıcaklık ortalaması 20. Sonraki bir haftanın sıcaklık ortalaması ise 22,5'tür. 30 günlük sıcaklık ortalaması 22 olduğuna göre son 5 günün sıcaklık ortalaması kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar biz burada ayı şu şekilde arkadaşlar 30 gün ya ilk 18 gününü planlayalım. Burası 18 gün ve bunun ortalaması 20 imiş. Sanki her gün 20 derece gibi düşünebilirsiniz. Daha sonraki arkadaşlar bir haftanın yani burada da neyimiz var 7 günümüz var arkadaşlar. Buradaki 7 günün ortalaması da 25 derece olarak verilmiş Peki daha sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? O da toplam 30 güne tamamlayacağız ya. İkisini toplayın 25 gün. Dolayısıyla geriye bir 5 günümüz daha kaldı. Bunu bilmiyoruz. O halde yapılması gereken olay nedir? 18 gün boyunca 20 dereceden toplamda 18 çarpı 20 derece buradan. 7 çarpı 25 derece buradan. 5 çarpı x derece buradan. Bu ay boyunca tüm sıcaklıkların toplamı. E sonuçta arkadaşlar ayın tamamı 30 gündü. Bize son ortalamayı da 22 olarak vermişti. Buradan x'i bulacağız arkadaşlar. Hemen çarptığımızda şuradan 360 geldi. Artı 7 kere 5'ten 35, 14. Bir de arkadaşlar 3 eldemiz vardı. 175 yaptı. Artı 5x eşittir. Şu x'in çarptığımızda da buradan 660 gelecek. Peki arkadaşlar hemen 360 da 175'i topladığımız zaman burası 535 gelecek. O halde 535'i karşı atarsak 5x eşittir. 660'tan 535'e çıkarttığımız takdirde 125 gelecek ve her iki tarafta 5'e böldüğümüz takdirde x buradan 25 olarak bulunmuş olur. Bu arada 25 de Erzurum'un plakasıdır. Ve geldik 18'in soruya. 24 kişinin bulunduğu A kursundaki kişilerin yaş ortalaması 30 kişinin bulunduğu B kursundaki kişilerin yaş ortalamasından 3 fazladır. Şimdi arkadaşlar bu 24 kişinin bulunduğu A sınıfı olsun. Bu da 30 kişinin olduğu B sınıfı olsun. Ne diyor arkadaşlar? A sınıfındakilerin yaş ortalaması B'dekilerden 3 fazladır. Yani B'dekilerin yaş ortalaması X ise A'dakilerin yaş ortalaması arkadaşlar X artı 3'tür. Peki ne soruyor? Her iki kursdaki kişilerin yaşları toplamı eşit olduğuna göre A kursdaki kişilerin yaş ortalaması kaçtır? O zaman biz buna x diyelim. A'dakilerin yaş ortalaması B'dekilerden arkadaşlar 3 fazla olduğuna göre o halde B'dekilerin yaş ortalaması x eksi 3 olacak. Ve aynı zamanda buradaki yaşları toplamı yani 24 x de B kurs yerlilerinin arkadaşlar yaşları toplamı birbirine eşittir. Yani şu ikisini çarpacağız. 30 çarpı x eksi 3 yapacağız arkadaşlar. Buradan da hemen sadeleştirelim. Ne yapalım? 6'ya bölsek burada 5. 6'ya bölsek burada 4. Yani 4x eşittir. Dağıttığımızda 5x. Dağıttığımızda eksi 15 gelecek. Yer değiştirdiğimiz takdirde buradan x eşittir. 15 olarak bulunmuş olacak. 15 Burdur'un plakasıdır. Evet bu arada Burdur'a giderseniz mutlaka Salda Gölü'ne uğrayın. Gerçi son zamanlarda bayağı meşhur oldu ama e, bence çok da bina yapılmadan o doğal güzelliği görmek lazım. Türkiye'nin Maldivleri gibi gerçekten bembeyaz bir sahil. Ve arkadaşlar geldik 19. sorumuza. Bir deneme sınavına giren öğrencilerle ilgili aşağıdakiler biliniyormuş. Erkek öğrencilerin net ortalaması 62. Kızların ortalaması ise 74'tür. Sınava giren erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısının oranı. İşte bizim olayımız burada başlıyor. İlk söylediği şey arkadaşlar erkek öğrenci sayısının dediğine göre bunların yanına da x diyecek olursanız erkek öğrenci sayısı üstteki yani 1x kız öğrenci sayısı ikincisi yani 3x şeklinde arkadaşlar yazacağız. Demiş ki burada Erkeklerin net ortalaması 62. Yalnız ben bu Kazım Hoca'ya ayar olmaya başladım söyleyeyim. Sürekli böyle bir kızlar daha başarılı olayları falan. Arkadaşlar yapmayın incelmeyin bu kadar kusura bakmayın da yani biz burada gece dörtlerde video çekiyoruz. Hangi kız dörtte çalışıyor yazsın da görelim yani kusura bakmayın. Abartmayalım yani. Tamam bir sonra da kız iyiyse bir sonra da erkek iyi olsun yani lütfen. Evet kız öğrencilerin net ortalaması arkadaşlar 74'müş. Bu deneme sınavında tüm öğrencilerin net ortalamasını sormuş. Öncelikli olarak erkeklerin toplam aldığı net toplamı çarpıyoruz. 62x artı. Kızların aldıklarını toplayalım arkadaşlar. İkisini çarpacağız. 3 kere 4'ten 12, 21 bir de elde var 22. 222x gelecek arkadaşlar. Toplamda x kişi burada. 3x kişi burada. Yani 4x kişi var. Bu ikisini topladığımızda ne geldi? 284x geldi. Buradan ne geldi arkadaşlar? 4x. Bunlar gitti. 2'ye bölsek 142. Onu da 2'ye bölsek. Aradığımız yanıt buradan 71. Evet gerçekten 71 gibi bir cevap bulmak da oldukça zor. 71 de arkadaşlar kırık kalenin plakasıdır. Evet. Geldik 20'ye. Bazen diyorum acaba yanlış söylüyor muyum diye ama yanlış söylediğim olursa mutlaka yorumlara yazın. Bir kreşte yaşları 2-3-4 olan çocuklarla ilgili aşağıdakiler biliniyormuş. Kreşte bu 3 yaş grubunda en az birer çocuk vardır. Yani hepsinde birer çocuk var. Tüm çocukların yaş ortalaması da 3'tür. Bu kreşte toplam 25 çocuk olduğuna göre yaşları 3 olan en çok kaç çocuk vardır diye sormuş. Şu şekilde yorumlayalım arkadaşlar. 2 yaşında x tane çocuk olsun. 3 yaşında y tane çocuk olsun ve 4 yaşında da arkadaşlar z tane çocuk olsun. Bunların hepsinin kesinlikle pozitif tam sayı ya da pozitif doğal sayı olması gerekiyor. Sebebi çünkü en azından bir tane de olsa çocuk varmış her yaş grubunda. Peki ne söylemiş arkadaşlar? Toplam 25 tane çocuk olduğuna göre buradaki x, y, z bunlar arkadaşlar 2 yaşındaki kişi sayısı. Dolayısıyla kişi sayılarının toplamı x, y, z olmak zorunda. Dolayısıyla bunları toplarsak 25'e eşittir. Aynı zamanda arkadaşlar ne sormuş bize burada? Yaşları 3 olan en çok kaç çocuk vardır? Ve tüm çocukların yaş ortalamasını da 3 olarak bize vermiş. Evet. Burada aslında bunu düz mantık olarak da düşünebiliriz. Yani zaten mesela buradan bir kişi aldığınızda buradan bir kişi aldığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç kişi oluyor? Şey, yaşları ortalaması ne oluyor buradan? 2 kişi aldığınızda 3 olmuş oluyor. Yani x ile z'yi dengeli olarak aldığınızda elde edebilirsiniz. Toplamda arkadaşlar 25 tane çocuk var ya Buradan da şöyle yorum yapılabilir aslında. Hiç böyle uzatmaya da gerek duymadan şunu söyleyebiliriz. 2 kişilik yaş grubundan bir kişi alsam, 4 kişilik yaş grubundan bir kişi alsam arkadaşlar, otomatikman ikisini topla 2'ye böl. Bunların yaşları ortalaması zaten 3 geliyor. E geri kalanların zaten arkadaşlar hepsi 3 yaşında olduğu için bunları 3 olarak almam ortalamayı değiştirmez. Toplam 25 çocuk olacak ya. 2 tanesini buradan alın arkadaşlar. Geri kalan çocukların hepsini 25'e tamamlamak için 23 tanesini de 3 yaşından alın. Ne diyor? Yaşları 3 olan en çok e, e, en çok kaç çocuk vardır? Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan 23 olarak direkt bu olur. Öbür türlü denklemleri bulup içler dışlar çarpım yapacağız. Biz buradan pratik bir yöntemle tekrar söylüyorum. 1'i 2, 1'i 4 yaşında olan 2 çocuğu alsak zaten bu ikisinin yaşları ortalaması arkadaşlar 3'tür. Peki zaten yani şöyle düşünün yaşı 3 olan çocuklardan ne kadar koyarsanız koyun ortalama değişir mi? Örnek veriyorum siz ortalama şu anda 17 yaşındasınız arkadaşlar. Peki sizin yanınıza 17 yaşında birkaç kişi daha gelse yaşlarınızın ortalaması değişir mi? Hayır. Buradaki mantık da bu. E, hepsinden en az birer tane olduğu için bunlardan birer tane almış olsam ikisinin yaş ortalaması 3. Ondan sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Ben bunun yanına istediğim kadar 3 yaşındaki öğrenci koysam ne yapmaz? Yaş ortalamam değişmez. Dolayısıyla arkadaşlar aradığımız yanıt buradan 23 olarak bulunur. 23'te Gakko, Gakkoşların diyarı olan Elazığ. Buradan da Elazığlı kardeşlerimize selam olsun.